Herkese merhabalar. Bu videoda kullanım haklarına göre lisans türlerini inceleyeceğiz. Öncelikle lisans nedir ki türünü anlayabilelim. Bir lisansın ne olduğuna bir bakalım. Lisans, yazılımı üreten kişinin haklarını koruyan ve yazılımı satın alan grup ya da kişinin yazılımı hangi şartlar altında kullanacağını belirttiğimiz belgedir. Yani bu iki taraf için de iyi bir şeydir. Yazılımcının haklarını korur. Yani emekçinin, hem de o emeği kullanan kişinin de haklarını korur. Yazılım lisanslarının türlerine bakalım. Tabii bir yan türü var. Ben sadece başlıca olanlarına bakacağım bu videoda. İlk olarak lisanslı yazılım. Hepimizin aslında bildiği geleneksel lisans türüdür. Yani bir ücret öder kullanıcı. Bu ücret karşılığında bazı haklara sahip olur. Bu haklar belli bir kişi zümresi için, yani bir grup için olabilir, tek bir kişi için olabilir, bir firma için olabilir ve belli periyotlarda yenilenmesi gerekebilir. Yani bu lisansın belli bir süresi olabilir. Yani bir yıllık, 6 aylık gibi. Bu lisans türlerine örnek aslında hepimizin bildiği Microsoft Office ürünleri örnek olarak gösterilebilir. İşte Sony Vegas gibi video editleme programları örnek olarak gösterilebilir. İşte Photoshop gibi resim editlediğimiz uygulamalar, Illustrator gibi resmi oluşturduğumuz uygulamalar örnek gösterilebilir. İkinci lisans türü ise ücretsiz lisanslar. Aslında bu günlük hayatta hepimizin kullandığı lisans türüdür. Mobil cihazınıza Facebook'un mobil uygulamasını indirdiğiniz zaman aslında ücretsiz bir lisansı kabul etmiş olursunuz. Buna Google Chrome dahildir, Instagram dahildir, WhatsApp dahildir. Trail lisans türlerine bakalım. Trail lisans türlerinde kullanıcı belli bir zaman periyodunda, işte bir hafta, iki hafta, bir ay gibi kısıtlı bir süre içerisinde lisansı kullanabilir. Yani bu deneme amaçlı indirmiş olduğunuz uygulamalarda geçerlidir. Genellikle oyunların bir trial sürümü olabilir. CycleMind gibi uygulamaların trial sürümü olabilir. Genellikle yani lisans verdiğiniz uygulamaların trial sürümleri bulunmaktadır. Bir de demo lisans vardır. Demo lisansla trial lisans birbirine karıştırılır. Demo lisansın trial lisanstan şöyle bir farkı var. Uygulamada sadece belli spesifik özellikleri gerçekleştirebilirsiniz. Yani uygulama kısıtlanmıştır. Evet, yine trial sürüm gibi tam lisans değildir. Yani belli bir süresi vardır. Bu deneme amaçlıdır demo lisanslar. Ama uygulamada tam randımanlı çalışmaz. Yani bazı şeyler kapalıdır. Trial lisansta ise uygulama tamamıyla açıktır. Yani tıpkı lisansı satın almışsınız gibi uygulamayı kullanabilirsiniz. Tek fark, süreniz kısıtlı gerçek lisansa göre. Son ele almak istediğim lisans türü de beta lisans türü. Bunu genellikle pek bilmiyoruz ve beta lisanslı uygulamaları indiriyoruz. O yüzden bunu ele almak istiyorum. Beta lisans gelişim sırasında olan bir uygulamanın lisans türüdür. Yani deneme amaçlı belli bir kitleye açılmıştır. Siz de bu kitleye dahil olabilirsiniz. İsterseniz bu yazılımcının tamamıyla inisiyatifindedir. Bunu Google Play Store'da bazı uygulamalarda beta lisanslı sürüme geçin gibi ya da işte deneme kitlesinden olun gibi görürsünüz. Beta işletim sistemleri vardır iOS'ların. Onları da cihazımıza bazen zaman zaman kurduğumuz oluyor. Bunları pek kullanmanızı tavsiye etmem çünkü uygulama daha tam bitmemiştir. Yani her türlü hataya açıktır. Ve açıp bakarsanız o beta lisansın uygulama yüzünden doğabilecek her türlü hata, hani daha bitmediği için yazılımcının gibi düşünürüz aslında biz. Ama kullanıcıya atılır o suçlar. Yani beta lisans kullanırken bir belgeniz silinse ya da bir şeyi kaybetseniz ve geri o kaybettiğiniz datayı almak isteseniz alamazsınız. Bunun için yazılım geliştiricisiyle bir kavga etseniz ya da davalık olsanız yazılım geliştiricisi yine haklıdır. Yani bu yüzden beta lisans kullanmaktan genellikle kaçının diye öneririm. Bu tür videoların devamı için kanala abone olabilirsiniz. Aynı zamanda açıklama bölümünde Onat muhtemelen bu videonun yazısını da demiştir. Oradan yazıyı da okuyabilirsiniz. Teşekkürler.